Sevgili öğrenciler merhaba. Yazılı Havuzu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözeceğim. İnşallah bu çalışmadan sonra ders başarınız ve sınav puanınız artacak. Sınava başlamadan önce ilk önce yayıncıda ve bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Önce sınavımızın bölümlerini tanıdıktan sonra sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Sınavımızın birinci bölümünde doğru yanlış soruları, ikinci bölümünde boşluk doldurma, üçüncü bölümünde klasik sorular ve dördüncü bölümünde de çoktan seçmeli sorular bulunmakta. Dilerseniz birinci bölümde doğru yanlış sorularıyla başlayalım. İlk soruyla başlıyoruz. İlk soruda Güneş sisteminde 8 gezegen bulunmaktadır diyor. Evet arkadaşlar bu ifade doğrudur. Neydi bu gezegenler? Merkür, sonrasında Venüs, Dünya, Mars, arada bir asteroid kuşağı, sonra Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde dizilmektedir arkadaşlar. Bu sıralamayı lütfen unutmayalım. İkinci bölümde karasal gezegenler gazsal gezegenlerden büyüktür demiş arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Çünkü gazsal gezegenler karasal gezegenlerden çok daha büyüktür. Zaten Güneş sistemindeki en büyük 4 gezegen karasal değil, gazsal gezegenlerdir. Üçüncü bölümde Güneş sistemindeki bütün gezegenlerin doğal uydusu bulunmaktadır demiş. Bu ifade arkadaşlar yanlıştır. Doğal uydusu bulunmayan iki tane gezegen var. Hemen hatırlıyoruz. Bunlardan bir tanesi Venüs, diğeri de Merkür'dür. Dikkat ederseniz ikisi de karasal gezegenler, aynı zamanda iç gezegenlerdir. İç gezegenlerin bazılarının uydusu yok. Ama dış gezegenlerin hepsinin hem halkası hem de uydusu bulunmakta. Dördüncü soruda ay tutulmasında ay yeni ay evresinde bulunmaktadır. Arkadaşlar hemen burada ne yapalım? Ay tutulmasını bir çizelim. Ay tutulmasında adı üstünde ne yapıyorum? Ayı göremiyorum. Yani ay dünyanın arkasında kalacak. Güneş ise burada. Güneşten çıkan ışınlar ne yapamayacak? Aya ulaşamayacak dünyadan dolayı. Ama dikkat ederseniz aslında burada dünyaya ayın hangi yüzeyi dönük? Işık alan yüzeye dönük, aslında şu an ışık alamıyor ama aslında evre olarak bu arkadaşlar dolunay evresidir. Burada ne demiş? Yeni ay demiş. O yüzden bu ifade yanlıştır. 5. soruda Güneş tutulması aynı anda dünyanın tamamında gözlemlenebilir. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Neden yanlış? Çünkü Güneş tutulmasında Güneş burada, dünyamız, araya da ay giriyor. Hepsi aynı boyut, aynı doğrultuda oluyorlar. Ama güneşten çıkan ışınların bir bölümü aydan dolayı dünyaya ulaşamıyor ve burada bir gölge oluşuyor. Ama sadece dünyanın bir bölümünde gözlemlenebilecek bir olaydır. Tamamında görülmesi mümkün değildir. Niye? Çünkü ay dünyayı kapatacak kadar büyük değil. 6. soruda eklemler hareket yeteneklerine göre 4'e ayrılır demiş arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Kaça ayrılır? 3'e ayrılır. Ne bunlar? Oynar eklem, oynamaz eklem ve yarı oynar eklemdir. 7. soruda mide kasımız istemsiz çalışan kaslar örnek olarak verilir. Evet arkadaşlar bu ifade doğrudur. İç organlarda bulunan kaslar istemsiz çalışan kaslardır. Aynı zamanda ne diyoruz biz bunlara? Düz kas diyoruz. Geldik 8. soruya. İnce bağırsakta sadece kimyasal dizilim gerçekleşir demiş arkadaşlar. Şimdi lütfen özellikle dikkat edin. Bu ifade yanlıştır. Hemen şunu hatırlayacağız. Karaciğerden gelen safranın yağı daha küçük yağ parçalarına ayırması mekanik sindirimdir. Yani fiziksel sindirimdir. O yüzden kesinlikle ince bağırsakta sadece kimyasal sindirim gerçekleşmiyor. Bu olay ince bağırsakta gerçekleşir ama mekanik sindirimdir. Bebeklikte kemik sayımız yaşımız ilerledikçe azalır. Bu ifade arkadaşlar doğrudur. Çünkü bebeklikte kemik sayımız
daha fazladır. Zamanla o kemikler birleşerek tek bir kemiğe dönüşür ve yaşımız ilerledikçe kemik sayımız azalır. Tabii ki belli bir yaştan sonra sabit kalacak. 10. ve son bölümde kalbin alt odacıklarına kulakçık, üst odacıklarına karıncık denir. Arkadaşlar, kalbimizi şöyle çizersek 4 tane odacık var. Üsttekilere kulakçık, alttakilere de karıncık diyoruz. Burada tam tersi altı kulakçık, üstte karıncık demiş bu ifade arkadaşlar. Bu bölümde üstte verilen kelimeleri alttaki cümlelerde uygun yere yerleştireceğiz. Güneş sistemindeki en büyük gezegen hangi gezegen arkadaşlar? En büyük gezegen Jüpiter'dir. Bunu asla unutmayalım. En büyük gezegen Jüpiter. Hemen yazdığım için üst tarafta da işaretliyorum. Bu şekilde ilerlersem arkadaşlar sonrasında kelimeleri bulmakta daha rahat ederim. O yüzden siz de sınavları çözerken kelimeleri buldunuz hemen üstünü çizin ki aklınız karışmasın. İkincisinde Güneş sisteminde yaşam olduğu bilinen tek gezegen bizim de içerisinde de yaşadığımız Dünya'dır arkadaşlar. Hemen Dünya'yı buluyorum ve işaretliyorum. Üçüncü bölümde yani üçüncü soruda Güneş sisteminin en sıcak gezegeni Güneş'e yakınlık bakımından nokta nokta sıradadır. Şimdi en sıcak gezegen deyince mantığımız diyor ki en sıcaksa Güneş'e en yakın olması lazım ama hemen burada yanılıyoruz. En sıcak gezegen arkadaşlar Venüs'tür. Neden çok sıcak? Çünkü atmosferindeki sera gazlarından dolayı büyük bir kısmını alıyor ama daha az yansıtıyor. Venüs de Güneş'e yakınlık bakımından kaçıncı sırada arkadaşlar? İkinci sırada. Önce Merkür, sonra da Venüs geliyor. O yüzden ikinci sıra kelimesini de işaretledim. Geldik dördüncü soruya. Kaval kemiğimiz nokta nokta kemik türüne örnektir. Kaval kemiğimiz arkadaşlar nerede zaten? Ayağımızdaki o uzun kemiğimiz var ya arkadaşlar. Bazen futbolcuların da böyle ayaklarının kırıldığı hani uzun bir kemik var alt taraftaki. O kaval kemiğimizdir ve o uzun bir kemiktir. O yüzden buraya uzun yazıyorum. Geldik şimdi 5. soruya. Hareket yeteneği en fazla olan eklem türü hareket yeteneği en fazla olacak. En fazla. O zaman buraya ne gelecek? Şimdi eklemleri hareket kabiliyetine göre en azdan başlarsak oynamaz. Yarı oynar ve oynar. O zaman buraya ne gelecek? Oynar gelecek. O zaman diyorum ki burası oynar eklemdir. Hemen oynar kelimesini çizdim. Geldik 6. soruya. Dilimizde bulunan kaslar nokta nokta kas türüne örnektir. Kaslarımız genel olarak kaça ayrılıyor arkadaşlar? 3'e ayrılıyor. Bunlar neydi? İç organlarda bulunan düz kas, kendi kontrolümüzde olan çizgili kas ve sadece kalbimizde bulunan kalp kasımız. O zaman dilimizde de isteğimiz de çalıştığı için buraya ne yazıyorum? Çizgili kasa örnektir. Hemen çizgili kelimesini de arkadaşlar sildim. Geldik 7. soruya. Ağzımızda besinlerin dişler yardımı ile parçalanması nokta nokta sindirimi örnektir. Arkadaşlar bir besinin bir kas ya da bir diş yardımıyla parçalanmasına mekanik ya da diğer adıyla ne diyorum? Fiziksel sindirim diyorum. O zaman buraya ne yazacağım arkadaşlar? Fiziksel sindirime örnektir yazacağım. Şimdi geldik 8. soruya. 8. soruda kalbimiz nokta nokta olacıktan oluşur diyor. Kalbimizde hemen şöyle çizersek ortadan ikiye böldüm ve kalbimizde toplamda arkadaşlar 4 odacık var. O yüzden kalbimiz 4 odacıktan oluşuyor diyeceğiz. Geldik şimdi kaçıncı soruya? 9. soruya. Kalp ile akciğer arasında gerçekleşen dolaşıma. Kalp ve akciğer arasında gerçekleşen dolaşım arkadaşlar amaç kanı temizlemektir. Temiz kandan kastımız neydi? Oksijence zengin kan demekti. Zaten kalp ve akciğer birbirine yakın iki organ. Soldaki akciğerimiz biliyoruz ki iki lobdan oluşuyor. Niye? Çünkü orada kalp var. Çok yakın. O zaman bu nasıl bir dolaşımdır arkadaşlar? Küçük bir dolaşımdır. O yüzden buraya
küçük kelimesini yazacağız. Ve geldik sonuncusuna. Sonuncusunda kırmızı kan hücreleri olarak isimlendirilen, yani kana kırmızı kanını ve rengini veren, en çok bulunan kan hücresine arkadaşlar ne diyorum? Al yuvar diyorum. Adı üstüne al zaten kırmızı demektir. Al yuvar kelimesine de işaretledim. Sevgili arkadaşlar, sınavımızı çözmeye 3. bölümde devam ediyoruz. Bu bölümde 2 tane klasik sorumuz var. İkisinin puanı da 10'ar puan. Değerli sorular. Bizim zaten 1. ünitede en temelde bilmemiz gereken bilgileri sormuş. Şimdi diyor ki birincisinde, Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakından uzağa doğru sıralayınız. Şimdi en başta bizim kocaman bir Güneş'imiz var. Güneş'e en yakın gezegen önce Merkür'dür. Sonrasında Venüs. Sonra içinde yaşadığımız Dünya. Ve sonra da Mars geliyor. Arada bir asteroid kuşağı var. Bu gezegenler neydi arkadaşlar? İç gezegenler. Aynı zamanda karasal gezegenlerdir. Lütfen bunu unutmayalım. Sonrasında sıralama şu şekilde devam ediyor. Jüpiter. Sonra Satürn, sonrası Uranüs ve en sonunda da arkadaşlar Neptün'le Güneş sistemindeki gezegenler tamamlanıyor. Bu 4 gezegen neydi? Dış gezegendi. Ve bu gezegenlerin tamamı gazlardan oluştuğu için bunlara gazsal gezegen diyoruz. Şimdi ikincisinde de ne sormuş arkadaşlar? Gezegenleri büyükten küçüğe doğru sıralayın. Arkadaşlar unutmayın, ilk büyüklük bakımından 4 gezegen dış gezegenler. Sonrakileri ise iç gezegenlerdir. Yani karıştırırsak önce dış gezegenlerden başladığımızı lütfen unutmayalım. En büyük gezegenimiz Jüpiter. Sonrasında Satürn. Sonrasında Uranüs. Sonrasında ise arkadaşlar Neptün geliyor. Biz ne yaptık? Şimdi ilk 4 gezegeni sıraladık. Bunların hepsi dış gezegen. Lütfen unutmayalım. Şimdi iç gezegenleri sıralayacağız. İç gezegenlerden en büyüğü bizim de içinde yaşadığımız Dünya'dır. Sonrasında Dünya'nın ikizi olarak geçen Venüs gelir. Sonra bize en yakın gezegen olan kızıl gezegen olarak bildiğimiz Mars. En küçük gezegenimiz ise Güneş'e aynı zamanda en yakın olan Merkür'dür. Böylece gezegenleri büyükten küçüğe doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınavımızı çözmeye 4. bölümde devam ediyoruz. 4. bölümde 10 tane çoktan seçmeli sorumuz var. Bu sorularla anlatırken bir taraftan da size küçük küçük nokta bilgiler vereceğim. O yüzden lütfen dikkatle dinleyelim, dikkatle izleyelim. Aynı zamanda da kanalımıza lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Olabildiğince ne kadar fazla kişiyle de videomuzu paylaşırsanız o kadar çok kişi faydalanmış olur. Şimdi birinci soruyla başlayalım. İklim isimleri ve çeşitlerini yazarak eşleştiren öğrenci hangi eşleştirmede yanlışlık yapmıştır? Hemen kırmızı işaretle ve kalemimizi alalım. Şimdi kafatasımız oynamaz eklemdir. Evet arkadaşlar, kafatasımızdaki kemikler birbirine sıkı sıkıya bağlanmıştır. O yüzden o eklemler kesinlikle oynamıyor. Omurga eklemimizin ise birazcık daha oynamaya ihtiyacı var. Hemen sırtımızdaki omurlar arasındaki eklemler biraz daha oynamalı. Tabii ki çok da oynamamalı. Çünkü bizi bir taraftan da desteklik sağlıyorlar. Parmak eklemlerimiz arkadaşlar olabildiğince hareketliler. Onlar oynardır ama kol ve bacaklarımızdaki eklemler yere oynar değil. Yine oynar eklem olması gerekiyordu. O yüzden birinci sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. İkinci soruda bize karışık olarak gezegenler verilmiş. Gezegenler hakkında da bilgiler veriyor. Diyor ki yukarıdaki şemada Güneş sistemindeki gezegenlerin 4 tanesinin yerleri karışık olarak verilmiştir. Bu gezegenlerle ilgili bize burada bilgiler verilmiş. Sonrasında da bu gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre doğru sıralamamızı istiyor. Şimdi önce gezegenlerin özelliklerinden hangi gezegenler olduğunu bulalım. A gezegeni Dünya'ya en yakın gezegendir. Bu arkadaşlar en yakın gezegen bize Mars'tır.
B gezegeni karasal gezegendir ve en küçük gezegendir. Karasal en küçük gezegen arkadaşlar Merkür'dür. C gezegeni dış gezegendir ve üçüncü büyük gezegendir. Neydi üçüncü büyük gezegenimiz? Uranüs. Geldik. D gezegeni mavi gezegen olarak bilinir. Mavi gezegen, yaşam olan gezegen ve bizim içinde yaşadığımız gezegen. O yüzden bu da Dünya olacak. Yani bu A, B, C ve D. Bizim bunları Güneş'e yakınlığına göre sıralarsak bir kere Uranüs en uzakta, Merkür ise en yakında olacak. Mars ise Güneş'e Dünya'dan daha uzaktır. O yüzden A burada olacak ve Dünya'mız da burada olacak. Bakalım şıklardan hangisi bu şekilde ilerliyor? B, D, A, C arkadaşlar cevabımız Adana oluyor. Yani A şıkkı. Geldik üçüncü soruya. Burada Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgili hangi bilgilerin doğru olduğunu sormuş. Unutmayalım, Güneş tutulmasında Güneş'i göremiyorum. Güneş'i neden göremiyorum? Çünkü Güneş ile Dünya arasına Ay giriyor. Ay ortada. Ay tutulmasında ise Ay'la Güneş arasına Dünya giriyor. Lütfen bunları unutmayalım. Bu üçünde de Ay, Güneş ve Dünya aynı hizada arkadaşlar. Aynı hizada diziliyorlar. Zaten aynı hizada dizilmeleri önemli çünkü ışık doğrusal yayılır. Bu doğru. Her iki olayda gölge oluşumu. Evet arkadaşlar, birinde Ay'ın gölgesi Dünya'nın üzerine düşer. Birinde de Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer. İkisinde de gölge oluşumu vardır. Her iki olayda da her noktadan görülebilir. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Bir kere Ay tutulmasını, yani pardon, Güneş tutulmasını görebilmem için benim Ay'ın gölgesinin düştüğü yerde olmam gerekiyor. Ay tutulmasını görmek için de Dünya'da karanlık bölümde, yani akşam olan bir bölümde görmem gerekiyor. O yüzden her noktadan görülür ifadesi yanlıştır. Doğru olan ifade birinci ve ikinci ifadedir. O yüzden cevabımız Bursa. Geldik dördüncü sorumuza. Burada arkadaşlar bize bazı gezegenlerle ilgili bilgiler verilmiş. Ve bu gezegenle ilgili, yani aslında bize tek gezegen hakkında bilgi vermiş. Ve sonra bu gezegenle ilgili bilgileri sormuş. Hangileri bu gezegene aittir? Tek uydusu var, Ay. Halkası yok. Mavi gezegen. A hemen diyor ki ben Dünya'yım, beni unutma. Ay diyorsa, mavi diyorsa ve bir de yaşamdan bahsediyorsa direkt bana diyor ki senin olduğun gezegen. Şimdi hangisi Dünya'ya ait özellikler? Üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir. Evet. Yüzeyinin dörtte biri sularla kaplıdır. Hayır, dörtte üç, yani dörtte üçü sularla kaplı olması lazım. Bu yanlış. En büyük gezegendir. Hayır arkadaşlar, en büyük gezegen kimdi? Jüpiter'di. Güneş en yakın gezegendir. Hayır arkadaşlar, Dünya Güneş'e en yakın gezegen değildir. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür. O yüzden bu sorunun cevabı Adana olacak. Geldik 5. soruya. Burada bize kemiklerin çeşitleri ve kemiklerin oluşturduğu eklemlerin çeşitlerini vermiş. Eklem neydi arkadaşlar? İki kemiğin birleşme noktasına eklem diyorum. İki tane kemik olacak. Bu ikisi de kemik. Bunlar birleşecek. Buna eklem diyorum. Ve bu eklemler de hareket kabiliyetine göre kimi hiç oynamaz. Buna oynamaz eklem derim. Kimi çok az oynar. Buna yarı oynar derim. Kimi de çok oynar. Tabii ki çok oynardan kasıt bir tabii ki sınır noktası var arkadaşlar. Ona da oynar eklem diyorum. Şimdi parmak kemiklerimizdeki kemik çeşidimiz, parmaklarımız bizim birazcık daha küçüktür. Birazcık daha kısadır, o yüzden buraya kısa yazacağım. Hemen buradan işaretleyeyim ki şıkkı bulmam kolay olsun. Kafatasımda ise yassı kemikler var ve kafatasındaki kemikler arkadaşlar birleşirken hareket etmiyor. O yüzden oluşturduğu eklem türü oynamaz eklemdir. O zaman oynamazı da işaretledim. Demek ki cevabım
B şıkkı olacak. Geldim 6. soruya. 6. soruda bazı organlarımızda bulunan kas türlerini vermiş. Bunu da bir öğrenci gruplamış. Bakalım öğrenci hangilerini doğru işaretlemiş. Şimdi bacağımız bizim istemli kontrol edebildiğimiz organdır. O yüzden burada normalde çizgili kas olması gerekiyordu ama düz kas demiş. O yüzden bir kere burası arkadaşlar yanlıştır. Yemek borusu arkadaşlar bizim kontrol edebileceğimiz bir organ değildir. O yüzden burada düz kasın bulunması gerekiyordu. Evet, düz kas işaretlemiş. Burası doğrudur. Elimiz bizim kendimizin kontrol edebileceği bir organdır ve burada çizgili kas bulunması gerekir. Unutmayın, çizgili kas istemli kontrol edilebilir. Düz kas ise istemsiz. Bizim kontrolümüzün dışındadır. Bu arkadaşlar burası da yine doğru olacak. Midemiz bizim kontrolümüz dışındadır ve düz kasın olması lazım ve yine düz kas işaretlenmiş. Bu da arkadaşlar doğrudur. Yani toplamda doğrular L, M ve N'dir. O zaman cevabımız C şıkkı olacak. Geldik 7. sorumuza arkadaşlar. Burada kalın bağırsak ve ince bağırsakta gerçekleşen bazı olaylara tabloda artı ve eksi işaret konmuş. Bazı bölümler boş bırakılmış, sayılarla belirtilmiş. Bizim buraya ne geleceğini bulmamız gerekiyor. Şimdi kimyasal sindirim yapar. Kalın bağırsakta arkadaşlar hiçbir sindirim olayı gerçekleşmez. Hiçbir sindirim yok. Yani hem mekanik sindirim hem de kimyasal sindirim yok. O yüzden burası arkadaşlar eksi olacak. Yani bir kere eksi olması lazım. Madde iletimini sağlar. Madde iletimini kalın bağırsağımız tabii ki sağlayacak mı? Kalın bağırsak nereye iletecek maddeyi? Son bölüm olan anüse iletecek. O yüzden buranın artı olması gerekiyor. Geldik son bölüme. Kalın bağırsağımızda herhangi bir mekanik sindirim yoktu. Bunu zaten söylemiştik. Peki ince bağırsağımızda mekanik sindirim var mı? Hatırlarsanız sınavın önceki bölümlerinde bundan bahsetmiştik. İnce bağırsakta karaciğer tarafından gönderilen safra sıvısı yağları daha küçük yağ parçalarına dönüştürür. Buna da biz arkadaşlar mekanik sindirim ya da diğer adıyla fiziksel sindirim diyorum. O yüzden bunun artı olması gerekiyor. O yüzden cevabımız arkadaşlar denizlidir. Geldik 8. sorumuza. Biraz daha görsel bir sorumuz. Ve bu görsel sorumuzda bizden şunu istiyor. Yukarıdaki resimde suyun su deposundan elimize geri şekli verilmiştir. Harika. Kalp damarlar ve kan resimde verilen yapılara benzetilecek ve eşleştirmeden hangileri gibi olabileceğini sormuş. Şimdi evimiz burada bir pompa var su deposundan. Su deposundaki pompa ne yapacak arkadaşlar? Suyu eve gönderecek. Aynı zamanda suyun hareket etmesini sağlayacak. Suyu hareketlendirir. Bu sanki dolaşım sisteminde sürekli çalışan bir organa benziyor. Hangi organa benziyor arkadaşlar? 4 odacıklı bir organ, yani kalbimize benziyor. Borular. Boruları hemen düşünelim. Boruların içinde ne akıyor? Su akıyor. Sanki bizim neyimize benziyor arkadaşlar? Damarlarımıza benziyor. Çünkü su da bizim neyimize benzeyecek? Kanımıza benzeyecek. Yani buradaki pompa hareket edecek, basınç üretecek ve damarlar içinde, aslında borular içindeki suyu hareket ettirecek. Aynı kalbimizin damarlar içindeki kanı hareket ettirmesine benziyor. O yüzden cevabımız arkadaşlar Ceyhan olacak. Geldik 9. soruya. Son 2 sorumuz kaldı arkadaşlar. Ondan sonra sınavımızı sonlandıracağız. Kanın görevleriyle ilgili. Kan neydi? Bizim damarlarımızda hareket eden bir sıvı. Ve bu sıvı çok önemli bir sıvı arkadaşlar. Belli bir miktarda olması gerekiyor. Hareket etmesi gerekiyor. Çünkü kanımız bizi hastalıklara karşı korur. Kim koruyordu? Bağışıklık sistemimizi. Akyuvarlarımız.
Hücrelerimize oksijen taşırdı. Kim taşırdı? Al yuvarlarımız. Aynı zamanda kanımız yediğimiz besinlerin hücrelere taşınmasını sağlar. O yüzden bu da arkadaşlar yine doğrudur. Üçü de kanımızın görevlerindendir. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Geldik son sorumuza. Şimdi son sorumuzda Salih mikroskopla kan hücrelerini inceliyor. Şimdi kan hücrelerimiz 3 tane. Al yuvar, ak yuvar ve bir de neler var arkadaşlar? Kan pulçukları. Al yuvarlar oksijen ve karbondioksit taşır. Ak yuvarlarımız vücudumuzu savunur, mikropları öldürür. Kan pulçukları da kanın pıhtılaşmasını sağlar. Bir yerimiz kanadığında o kanı durduran kan pulçuklarıdır arkadaşlar. Şimdi sadece incelediği hücrelerden biri bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi bizim temel görevi ne arkadaşlar? Vücudu savunmaktır. Savunma görevini kim yapıyordu arkadaşlar? Ak yuvarımız yapıyordu. Peki Salih inceledi bu hücreyle ilgili hangisi doğrudur demiş. Besin taşır. Hayır. Besin taşıyanlar al yuvarlar. Oksijen taşıyanlar yine al yuvarlar. Aslında besin taşırdığın kastımız burada hemen düzeltelim. Aslında kanımızın tamamı besin taşıyor. Bu plazma bölümünde taşınıyor. Ama mikroplara karşı savunan arkadaşlar kimdir? Ak yuvarlardır. O yüzden cevabımız ne olacak? Ceyhan. D şıkkında okursak kanın pıhtılaşmasını sağlayan arkadaşlar kimdir? Kan pulçuklarıdır. Böylece sınavımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, başka arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın.